Fasoday'ın sunduğu D&D kampanyayı Arka Öğüt Central Europe'ya tekrar hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde partimiz vaktinin çoğunluğunu bankada ya bir hesap açma karar vermeye çalışarak ya da o bankayı soymaya çalışma fikirleri ortaya çıkarmaya çalışarak veyahut kütüphanede Gratz'ın baş büyücüsü Fabian Blecher'ın onlara verdiği görev üzerine araştırma yaparak ya da bu içinde bulundukları dünya hakkında çeşitli bilgiler edinmeye çalışarak geçirdiler. Özellikle böyle. Partimiz 6. seviyeye geçti bu arada. Aseng 52 HP'ye ulaştı. Etsyen 44 HP'ye ulaştı. Corvo 55 HP'ye ulaştı. Nakrin 54'e. Maalesef 7 eksik. O çektiği acılardan dolayı. Rotilion'da 48 HP'ye ulaştı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel. Nerede bırakmıştık? Nerede kalmamıştık? En son ona gitmiştiniz. Uyku çekmiştiniz şöyle güzelce. Şimdi sabahleyin tekrardan. Sabah kalkar kalkmaz ilk iş Etienne Mage Armor'ını basar. AC'sin 14 yapar. İsterik olmuş böyle değil mi? Yeah. Aseng gerçek kullanıcısına geçince şu oldu. İki bölüm silindi. Şu an Aseng ben niye buradayım lan? Niye uyuyorum ben filan diyor yani. Sıfırlandık. İzlemedi de o kadar bölümleri. O bölümlerin altına yazdığım özetleri de okumadı. Hayır canım hepsi şaka bunların. Hepsi. Seyirci için. Tabii. Etienne kalkıyor, gece bir rüya görmüş ama rüyasında Etienne'i dövüyorlar. Ama nasıl dövüyorlar? Hani böyle yumruk, tekme, uçan sırt her şey. Etienne diyor ki ben gideyim bir magic item bakayım Nakrim. Benimle gelmek ister misin? Gel geçelim bari. İhtiyacınız var mı diyorum gitmeden. Aa sen de gelsene Corvo. Geleyim diyorum geleyim. Ben de uyanıp şey diyorum ben de wet dream görmüşüm diye böyle düzeltiyorum üstümü abi. Bu arada Aseng şey yapmıştı geçen bölüm. Bu evet Aseng bir kaybolmuştu. Bir hırdavat dükkanına gitmişti. Birkaç malzeme toplamıştı. Bana bir Tinker's Tools'la şey yapsana. 3 tane çek atsana. Bakalım neler yapmışsın Ahmet yokken. Annen de sikik. Hiçbir şey yapmamış. Bir tane. Bildiğini de unutmuş. 3 tane daha mı bildi? Şimdi şöyle ki bir saniye tamam sen bana bahsettiğin projeyi yapıyordun aslında bu olmadığın süre içerisinde şey yapıyorsun Korvo'dan yardım istedik bu arada ilk önce Koro'dan yardım istemiş. Ben yani senlik bir şey olursa haber veririm demişti. İlk önce şey alıyorsun. Aa, bir tane şöyle ufak böyle bir tane çömleğimsi bir kap alıyorsun. Sonra onu şöyle yere koyuyorsun. İçine etrafına böyle demir bilyeler koyuyorsun. Güzelce istifliyorsun. Barutu dökerken böyle dirseğin bir tane muma takılıyor. Karışım ve... X. Karışım X. Üç hasar alıyorsun böyle kaşlarının bir kısmı şey yapıyor, kayboluyor. Susan simsiyah bir şekilde şey yapıyorsun. Sabahleyin böyle bir şey gerçekleşiyor arkadaşlar. Ben bu anın kim oluyorum böyle? Hani... Durduk yerde şimdi ayıp değil mi? Ama şey ben korkak bir druidim. Özür dilerim. Aseng, sen bilimle mi uğraşıyorsun lan? Anlar mısın lan sen öyle şeylerden Aseng ha? Yardım kahvaltı. Lazım mı? Ben kahvaltıya gidiyorum ya. Hele. Sıcak sıcak yapın böyle gidiyor.
Ulan büyücü adamın bilim hakkında ettiği lafa bak. Lan sen büyücüsün. Bu arada... Ama yok. Çağın bilim adamları bunlar. Yani şey ya, değil. Ya kimseye bir şey demeden küçük adımlar pıtı pıtı çıktım ben. Kahvaltıya gideceğim şu an. Şu an gerçek hayatta bizim bilim adamlarımız da belli şimdi. Bu onları yetkin biri yapmıyor yani. Sadece birilerinin akrabası yapıyor. Bak ya sen hani böyle CV'ye falan tayin istiyorsun herhalde. Evet. Son zamanlarda. Yani, tutamıyorum. Neyse. Niye atanamıyorum? Evet. Hep beraber çıkıyorsunuz şey herhalde. Esta'nın dükkanına mı gitmek istiyorsunuz siz şimdi? Hayır. Bir tane başka bir adam vardı. Korvo konuşmuştu. Ben bilmiyorum da. O dükkana gideceğiz. Clock of Protection sormuştu. Esta'nın dükkanı işte. Esta mıydı? Esta, tamam. Esta. Ben yanlış hatırladım. Tamam. Gitmeden önce bir şey yapalım. Rotilion, senin bu yapacağın büyülerle ilgili bizi bilgilendirmek istediğin bir şey var mı? Herhangi bir ihtiyacın, herhangi bir gerek. Büyük bir malzeme istiyordur belki. Ya ben bu sabah uyandığımda böyle rüyamda bir şey gördüm. Wet Dream'den önce. İyi, öncesi iyi. Benim birazcık Diamond'a ihtiyacım var. Ne kadar? Ne kadar değil, neden? Şimdi hepimizin Diamond'a ihtiyacı var. Ölürseniz sizi uyandırabilirim. Hayata döndürebilir misin peki? Güzel bir neden. Biraz edebi konuştum aslında Korvo. Tabii yetmemiş olabilir. Hayata döndüreceğim. Tekrar kalbin atacak. Bak edebi nedir? Edebi nedir? Dur, yani elflerin ve nomların huzur ve uyum içerisinde yaşamasıdır. Ooo, Intelligence 5. Etienne Revivify büyüsünü biliyor mu? Arkana mı atayım ya da biliyor mu? Sen nereden biliyorsun? Daha adını söylemedi çocuk ya. Yok, hayata döndürebilir falan dedi ya. Biliyorum. Sana 300 altınlık bir elmas lazım bildiğim kadarıyla. Evet. 300 mü? Evet. 100 değil miydi ya? 300. 300. Yani ben de rüyamda burada gördüğüm kadarıyla. Rotilion şey diyor hani 300 mü? Yani şu boyutta falan diyor hani böyle ne 300'ü yani fiyatını bilmiyorum. Yani fiyat bilmiyor da. Yani boyutu mu önemli? Bana sen iyi bir elmas mı? Yani böyle biraz elmas lazım. İyi gidelim bakalım o zaman. Şu olur. Ya büyük bir elmas hani şu boyutlarda veyahut da küçük boyutlarda birden fazla elmas. Bu da olur. Yok. Yok. Sallıyorum şu an abi dur ya. Yok deme bölme RP'miz ya. Bilirsin. Ya, bileceğim bir şey. Bu nasıl omnipotence? Yok bileceğim. Yahya seni engellemiyor. Yahya seni engellemiyor. Bu kadar cahillik elmas yaptığını lazım engelliyor. Yok. Yanlış bilmemen lazım bunu. Abi daha büyüğü yapmadım. Bağlayacağım RP'sini bir durun ya. İnşallah yapmayız. Allah'ım bir anda. Read your magic. O ufak ufak şeyler elmas parçalarıyla revivify yapmaya çalışırsan görürsün. Ama bir şey söyleyeceğim. Diamonds worth 300 gold diyor. Diamonds. Bak. Hani. Yok. Şimdi şöyle. Şimdi benim şeyin altın tozunu da o fiyata getirebilirsin. Bir alt şeyin elmasın boyutunu şey yapan fiyatını belirleyen onun boyutu kesilebildiği en hani fazla boyut. Ona göre fiyatı artıyor. Sen hani ufak ufak bir sürü bira getireceksen bir torba böyle bir çuval elmas şey getirirsin hani tozu getirirsin. Çünkü o şekilde de hani 300'e çıkartabilirsin. Hani onun spell'in istediği o boyuttaki spesifik olarak 300 altınlık elmas. Bunu sen biliyorsun. Ben Diamonds dediği için, çoğul kullandığı için bu şekilde RP yapmayı seçtim. Doğru. Haklı şey. İki tarafa da çekilebilir. Ben şu an baktım spele. You are both right. Hayır. Ama... Yani ben DM olarak böyle diyorum. Ya DM adam veriyor. Ayetler var abi. Diyecek bir şey yok. O yüzden tamamdır omnipotence. Böyle yapalım. Ya. Bir anda böyle çalarsak 0 altın. Ne kadar? Çalalım Rotilion'u. Abi bana
şu boyutlarda falan. Her şey bedavadır kardeşim. Tamam bir şey yok. Durun lan RPM'e dönüyorum. Şimdi geriye sardık abi, hiç onu yapmadım ben, öyle demedim. Abi bana şu boyutlarda bir altın lazım. Bunu kullanarak altın tekrardan lazım. Altın 300 altın değerinde amına koymayacaksın işte ya. Bana 300 altın değerinde altın lazım. Rutilion şey yaparken elmasları tarif ederken kafası bir geçen gün ona şey yapan yanına gelen elf kadın aklına geliyor falan böyle ulan. Şu boyutlarda. Şu boyutlarda böyle gösteriyor değil mi? Abi şu boyut, evet. Bana 300 altın değerinde bir elmas lazım. Tahmini olarak 300 altın değerinde bir elmasın boyutu şöyle bir şeydir. Yani bunun sayesinde sizi ben hayata döndürebilirim. Anlaştık. Tekrar kalbin atar Korvo. Balta kullanabilirsin. Sen yani. Ölmek, sen almak, tekrar nefes Korvo. 6 yıldır. Korvo'nun sesi cüze çıkmıyor. 50 gold. 20 gold değil mi? 50. Ha, 50 gold. 100 çıkartalım, 2 tane alalım. Ki 300 altına bulabileceğimizi sanmıyorum. O kuyumcu pek bize 300'e çıkaracak gibi değil. 400'den hesaplayın. Ama yani ne kadar yapabiliyor bu büyünün bir sınırı yok mu? Yani üstümüzde 2 tane yumruğum kadar... Elmas taşımadan şimdi bir de onu saklamak o da gerekir. Bu kadar değil bu arada. O biraz Rotilion abarttı ama hani kışkıç ha. Elması gerektirmiyor bu büyü. Hani şu boyutta şöyle bir elmas yeterli onun için. Yani. Tabii elmastan elmasa değişir. O biraz da elmasına bağlı. Aynen. Ya mesela şey var. Amasya elması ise mesela, daha küçük olur. Evet. Oğlum ben 1,5 yıl önce ben evlenme teklifi ettim lan. Bana anlatmayın bunları. Oğlum o 1,5 yılda 6 tane ekonomik kriz oldu. Doğru bu arada. Hem de çok siyasisin. Yapma. Çok olamıyorum. Apolitik yok, olamıyorum ama. Avusturya'daki ekonomik krizlerden bahsediyor. Abi ben... Hayır, ben Ozan tutuyorum. Adı Emre Metin. Allah belanı versin. ben hiçbirle alakası yok. Dedim arkadaşlar. Tamam. Tamam, daha uzatmayalım bunu arkadaşlar. O zaman önce bir kuyumcuya mı uğrayalım? Avusturya'yı mı kurtaracağız gözünü? İsterseniz Nakrim bir kahvaltı bir şey yapalım. Bu arada nereye gitti Asen? Asen bu şurada. Kahvaltı yapıyorum. Sakın etme. Yani kararmış. Şeyde duruyoruz. Asen orada tek başına kahvaltı yapıyor. Ay yanına ama gidip gidiyorum. Ama yüzümü de yıkamamış. Var mı? Ya hayır. Senin yüzüne ne olmuş diyorum. Hayda. Asen cevap vermiyor. Bir daha bize bir kahvaltı ayarla. Diyorum ben. Geçiyorum. Ama herkes böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Adam ağzında sigarayla getiriyor. Getirdim abi. Van kahvaltısı geliyor mesela. Herkes şey yapsın bir. Kaç dur bakayım. İki gümüş eksilsin. Ben yine iki gümüş düşün abi. Ya. 50 de gold düşün. Verdik sayalım. Neye? 50 gold. Taşka. Elmas için diyor. Grimaldo'dan düşüyorum ben. Tamam. İsterseniz iki tane alalım. Abi. Olur. Gerek yok. Gerek aynı var. Anda ölmezsiniz. Yani. Neden? Aynı anda ölsek de sen bu büyüyü ikinci kere yapabiliyor musun? Aynı yapabiliyorum anda. Evet. Yapabiliyorum. Yani üzerine kadar. Alalım. Ama şunun da nasıl yapacağız ki? Neyse alalım. Ne? Taşıma konusunda bana bir yardımcı olursun herhalde Korvo. Sıkıntı değil. Ne? Bir günde 3 tane 3 level büyü kesmeyebiliriz. Sıkıntı değil yani şey taşımak zaten çok problem olmaz. Ağır değil o kadar bence onlar. Yani zaten tamam parası... bakarız tam piyasasını bilmediğim parayı da şey. bir miktar da olsa herkes şey yapmış olur diyorum. Birazcık daha değerli eşyalara döndürmüş olur. 2 gümüş de düşürür. Ben 50 gold koymuştum. Dönüp şey diyeceğim. Peki bir 50 gold daha mı bırakayım? Herkes yo. Bir 100 altın çıkarsın. 2 tane alalım bence. Evet evet. Tamam, toplamda 100 gold. Altın indirsin herkes. Abi diyorum ben o sırada paraları topluyorum keseye, hani belli bir keseye topluyorum paraları. Fıtı fıtı fıtı. Ay bir an artık yanlış yazdım çok fazla gold'um oldu sandım. Asen 100 gold düşüyoruz toplamda. Ne için? Taş yine. Bebefa için. Ya iki tane elmas için. Aynen öyle. Tamam, düşüyorum. Tamam güzel. Bunun dışında Etienne sen bir şeyler diyordun sabah.
büyülü bir şey. Evet ya, ben gece rüyamda çok fena dayak yedim. Sonra ben çok zayıf bir fiziğe sahip olduğumu fark ettim. Ben birazcık böyle kendimi güvende hissettirecek bir şeyler bulundurmak isterim üstümde. Ben sen varım. Şu... Ama altındayım. bir pelerinden falan bahsediyordun. Oraya ben böyle bakıyorum. Ha evet, bir pelerin duydum. Bir pelerin tipi. Bari riski şikayetim var mı hiç. Bilmeme o tip bir pelerine? Nerede gördün falan? Ve bir anda şey oluyor böyle. Onu gel bir soralım. Eğer halledebilirse en kısa zamanda gelsin. Tamam. Mümkünse iki tane alalım. Yani bir de bir de demek ki ben şunu böyle diyorum, bir şey soracağım bir de bunu da araya söyleyeyim. Biz şey yapalım, daha fazla bize tecrübe kazandıracak görevler yapalım. Çünkü ben çok yavaş geliştiğimizi hissettim. 300 goblin görevi var mı? O ne oğlum? Night online mı lan bu? Ya Avusturya'daki en iyi exit slotu nerede kanka? Gidelim oraya, ben fireball'la kasayım partiyi böyle. Şöyle, ben de agro'ya ayı olup agro alırım böyle. Etiyen kafama bir Nova üstü 3'e kat. Bak Goblin'e gitmezse bu. Hiçbir şey bilmiyorum. Aslında kanalizasyonlara bir daha gitsek. Bak bu şey gibi oldu. Havalandırma bir daha gibi oldu ama. Kanalizasyonlara bir daha gitsek orada bir durmaksızın gelen bir şey vardı. Ama bok kokuyoruz işte. Yeah. Şimdi şöyle bir şey var. Etiyen sen düşünüyorsun. Ulan nerede hani savaşmamız lazım. Biraz daha güçlenmemiz lazım. Tecrübe kazanmamız lazım falan böyle. Nerede savaş var? Ulan şu Termark zaten Karnaten'le savaşta. Hani içinde bulunduğumuz Karnaten zaten savaşta. Hani düşman ordu da sizin bulunduğunuz şehirden çok da uzakta da değil hani. Haritayı da çıkartayım hatta. Aslında Türkiye'nin doğusu. Yani. Dedik ki bence ejderha öldürelim. Partim yine belasız başına bela arıyor. Şöyle. Eğer bir kalenin alınmasında bir şeyimiz olursa, rolümüz olan olursa, bu arada ucuz bir para da kazanmayız. Hani illa hani şuralarda bir yerde şey düşman ordu. Hani 20 mil falan en fazla, maksimum 20 mil uzakta. Tabii düşman ordu var ve bunu biliyorsunuz. Bu haber ulaştı Grat'a. Hani bence gidelim. Onun yerine biraz daha güvenli ve biraz daha ne diyelim? Ben Fabian'la ballı. Çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü adam bol keseden veriyor yani. Korvo, senin giydiğin botlar da, Aseng'in giydiği botlar da paramıza kolay kolay alamayacağımız şeyler. Ve adam bize bunu ne için verdi? Birkaç tane örümcek yumurtası için. Ben onları giymiyorum. Ben de diyorum bu çantamdaki botlar neydi bunlar diyorum. Çıkartıyorum. Giy onları. Onları niye giymiyorsun? Ne botuydu bu, unuttum ben. Bir saniye. Bizde bir tane taş var diyordun. Hatırlıyorsun. Wheatstone. O pürüzsüz taş. Ha evet. Yo o da var. Evet. O pürüzsüz taş. Etiyeni alıyorum o taşı. Önüne koyuyorum. Şöyle bir baksana. Hani biz bunu kaç bir aydır taşıyoruz. Bu rezillik için. Bak biraz sonra yaşayacağımız rezilliği görmek için. Ben sırtımda taşıyorum bu taşı. Bir şey diyeceğim. Duvarda örümcek var abi. Ben onu öldürmem lazım. Geliyorum. Tamam. Hissedebiliyor mu ya? Oğlum bardak çıkar onu öldürme. Evet, onu çıkarabilirsin bardak. Ben onu sik beğeni yapamam abi. Bak. Yaparım. Yaparsın. O şey olayı. Öyle insanlar var ki dünyada. Sen onu ağzınla bile çıkartırsın. Vurma, sen onun evindesin it. Bir sonraki boss'a artı 10 HP katıyorum. Örümceği öldürdüğü için değil mi? Evet. Rotilyon'a otokrit atsın. Hayır bize bossardan niye? Bir tanesi de, bosslardan bir tanesi Arachnid olabilir. Aaa fuck. Abi ben ananız. Fırkanı boğuyormuş değil mi şu an? Tepesini atlıyor. Abi benim biraz bug'im var. Aa okey. Bug. Sorry babe. Yeah. ne yapıyorduk? Bir taş çıkarttı önüme. Bu taştan büyülü bir şey seziyor muyum yoksa bu bir taş mı kanka sadece? Seziyorsun. Tamam.
Yes! We are not stupid! Identify. Direkt mi kesliyorsun şey mi? Tamam. Perfect. Mükemmel olan yuvarlak taş. Ben hemen geliyorum. Hemen. Başka gereksiz taşıdığımız bir şey var mı Emre? Hemen git gel abi bakalım. Abi. O taşla alakalı bir saniye. Bakmam lazım. O taşın notu 300 sayfa geride çünkü. Bu yumruk kadar taş değil mi? Pandemiden önce yazmıştı o taşı. Kadar evet. Bir, şöyle bir küre aslında o. Abi biz küre. Hayat açıyoruz hani. Lütfen Ion Stone olsun. Ion Stone olsun. Rabbim. Ne Stone? Ion Stone. O ne lan? Yazayım. Öylesine taşıyorduk bu arada. Yazdım adına. Değişik stone. Bakayım neymiş bu. Ion ya da Ion diye okunuyor. Emin değilim nasıl okunuyor. Şey yapabilir misin? Özetleyebilir misin? Bunun bir tanesi var constitution arttırıyor öyle diyeyim. Tamam. Bir tanesi var strength arttırıyor. Bir evet. Tanesi var intelligence arttıranı var mı? Varmış. Oha. İlginç. Şöyle. Hakikaten öyle bir şey çıkarsa helal olsun bu arada. Bakı ne çıkarsa? Ion Stone diye bir şey varmış. Yok, böyle. Ion Stone değil. Bu hakikaten böyle pürüzsüz bir şey taş bu. Bu taşa şey yaptığın zaman, etiyon olduğun zaman wisdom skorun 2 artıyor. The fuck why then? Neymiş? Kanka Dark bizim Vision kazanıyorsun. Dark Vision kazanıyorsunuz. Evet kazanıyorsun. Wow. Dark Vision varsa 60 feet daha arttırıyor Dark Vision'ı. Nice. Çok iyi bu arada. Ve şeylere, gizli kapıları ve geçitleri bulmak için attığın şeylerde perception yani veya bizim checklerinde şey yapıyorsun, avantaj kazanıyorsun. Rotilion yapıştır abi. Ama bir arkana çekti varsa... Bir arkana çekti. Curse bir arkana çekti. Ama dedi atmasan daha iyi olur. Negatif bir şey öğreneceğiz. Ama identify'ladığım için avantajlı olması gerekmez mi? Kullanan ölüyor. Yok herhangi bir şey. Kullanan ölüyor. Güzel. Vay be. Taş pandemi gördü. Ekonomi kriz gördü. Ya. Neler neler gördü ha. Allah ki. O taş bizi üniversitede gördü. Bu arada yazdınız mı? Ben bir saniye ben yazayım size. Şuraya atayım. Afiyet olsun Emre. Sağ ol. Nefes al arada. Burun deliklerim de var benim. Oha! Şimdi... Bu da mı? 20'den 22 mi yapabiliyor bu? Evet. Ya. Broker? Şey, ne yapıyorsunuz şimdi? Şeye mi çıkıyorsunuz? Gümceye mi çıkıyorsunuz? Arkana da sonra çıksan yok herhangi bir şey. Şimdi. Abi taşı... ben ondan önce tavernadaki şu ilan panosuna bir bakabilir miyim? Biz hiç buna bakmadık yani. Baktık. Çok baktığımız. Baktığımız da yani kısaca ben sana tekrardan üstünden geçelim istersen. Abi ilan panosu bile çok kaliteli duruyor ya. Şey soracağım. Wisdom işine yarayan var mı benden başka? Rotilion. Wisdom'dan kes diye büyüler. O zaman Rotilion alsın. Benim çok fazla işim yok. Rotilion. Şöyle galiba sen yoktun şunlar geldiği zaman. Şöyle bir şey var. O Sure Bankası'nın borç toplamak için aradığı insanlar var. Onun için hatta şey yapmıştınız, soru sormuştunuz şeylere. Oradaki o Sure Bankası'na yaklaşık bir %10'luk, bazen %5'lik şey veriyor. Pay veriyorlar o şeyden, borçtan. Uren'in şeyi var. 10.000 altınlık bu sefer, 5.000 değil. 10.000 altınlık ödülü var.
arttırılmış. Herhangi bir yerden şeyde başvuru falan da gerektirmiyor bunun ödülün toplanması için. Aa. UV'yi getirirsen şey ödülü alıyorsun. Ölü veya diri. Ölü veya diri o değil mi? Ölü veya diri. Ya bir şey de... Landsknecht şey var. Schicksalsgrossen diye bir tane Landsknecht Birliği'nin şeyi var. Alım ilanı var. Belirli bir yerde gidiyorsun. Bu Landsknecht'lere başvuru yapabiliyorsun. Onun yerini söylüyor. Landsknecht'leri bu arada hatırlatayım size. Pahalı paralı askerler. Bayağı pahalı paralı askerler. Ve profesyonel. Herkesin giremediği, girmeye çalıştığı paralı askerler bunlar. Son olarak Isabel Ressel'in şeyi var. Isabel Ressel diye bir tane kadını arayan bir ilan var. 200 altın ödül veriyor buna. Bu kadını siz gördüğünüzü hatırlıyorsunuz. O şeyde hatta evet, ilk damlara indiğiniz zaman uzun süredir orada suyun içine durmakta olan bir kadındı bu sizin şey yaptığınızı hatırladığınız. Hatta onun bir not defteri var sizin elinizde. Evet. Çıkardık, şey yaptık, köşeye koyduk kadını. Ben falan hatta oradan. Ben... Bir şey söyleyeceğim. Şey, adını unuttum karakterin. Etienne. Sen şu yaklaşıp Etienne'e söylüyorum. Etienne, sen şu kadından aldığın not defterine daha fazla ihtiyacın var mı? Yok. Onu bir yok etsek mi? Evet, ben de onu düşünüyordum. Onu teslim etsek mi? Hani... Onu teslim edersek burnumuz boktan çıkmaz. Çünkü o kadının cesedi kanalizasyonda. Biz onu nereden gördük? Biz bunu kitabı nereden aldık? Ders. Biz görevdeydik. Evet, kanalizasyonda görevliydik. Çıkarken böyle yani... bir kadın gördük. Sonrasında bu ilanı gördük ve hani onun olduğunu bilmediğimiz için almıştık. Buyurun, sizin cesedi de şurada. Bizi de sorgularlar, uğraştırırlar. Gerek yok. Girmeye değer mi? 206 bir dakika. Assenk hatırlamıyor olabilir. Onu doğru diyeyim. Biz yanlışlıkla şeye saldırdık ya. Yani biz dediğim fireball attı ümitte. Biz kaçtık kanalizasyona. Sivil aydın. O yüzden orayla bağlantı kurulur diye biz istemiyoruz evet. Aslında. Ya zaten 206'ın içine risk edemez mi? Heh işte istediğim değil. Düşünme şekli bu. Evet. Altından değil. Hani ya biraz empati kursanıza. Ya siktir git şimdi bak. Amık paralı askeri korsanı gelmiş empati kuruyor bana. Şöyle, ben öldürdüğüm insanlara saygı duyarım. Ki ben öldüğümde de birisi benim ölümü bulursa bildiğimi, sevdiğim insanlara bildirmesini isterim. Cesedimi sormadan önce duyuyoruz. Mi sonra mı? Parçalamıyoruz. Öldürdüğüm kişilerin cesedini soyabilirim. Ama sonuçta bir parça. Ya sen ne saygılı adamsın. Üstüne not bırak. Nihaya bak. Var seni öldürdüğünde cesedini zombi yapmasınlar. Ailene yollasınlar. Tamam mı kardeşim? Bence biz yarım kalan işimizi halledelim. Uve'nin peşinden gidelim. Ya biz pardon. Abi şu magic çok büyük meta yapacaktım. Yasma karakterimle. Ben öldüm çünkü. Üçüncü duvar değil. 13. duvarı deliyordu Furkan. Tek tek meyle. Belaskan'ın şey böyle. Kara delikten geçip stay diyecektim kendime. Böyle mezarından çıkıyor. Bağırdı bile çarptırdı. Aynen. Ben anasına küfür etmiştim abi diyormuş en son. bu o zaman gidelim senin şu pelerin işini halledelim Etiyan. Evet. Ya ben bir şey sorabilir miyim Diyan Bey'e? Uçan alı var mı? Arkana, pardon. Arkana çek at. Kim? O sırada ya başka bir fikri olan yoksa gidelim şeye. Bence var. Cahillik mutluluk. Etiyan uçan olduğunu biliyor mu? Herhangi yani bir fikrin yok. Etiyan sen de Arkana çek at. Ben duymadım. Ne var mı dedin Ahmet? Uçan halı senin bildiğin kadarıyla var. Ama böyle çok uzak doğuda, böyle Orta Doğu'da falan o taraflarda kullanılan, sırları bilinen bir büyülü eşya olduğunu biliyorsun. Uçan süpürgeyi halı. Biliyor muyum peki? Halı kilim travel. Sen diyorum ki uçan halı böyle genelde uzak doğuda falan olur ama hani böyle daha Asya tarafında. Ben çok hakim olduğum bir şey değil ama ben uçan süpürge gördüm. Biliyorum yani.
üstüne biniyorsun, gidiyorsun. Uçuyorsun. Vallahi daha iyi, daha iyi süpürmek için mi yapılmıştı bu, yoksa süpürgeyle uçmak için mi? Yani şimdi süpürmek garip bir konsept açıkçası. Ben cevap verme, cevap verme. Mesela neden uçan koltuk değil daha rahat olur falan, anladın mı? İşte yani bak, süpürge... adamlar halı yapmış. Ben bir halı olur. Sorma. Niye? Halıda mı oturuyorsun sen Korvo? Oturabilirsin. Halıda oturuyor musun sen Rotilyon? Hayır. Şimdi sen evin olsun, yerde halı olsa oturmaz. Bir dakika, dur yavaş git. Evi olması bile büyük bir hayal olduğu için şimdi. Ben... Ev mi? Ah! Alırım böyle. Ben halıya basarım. Güzel. Hadi Magic Shop'a. Emre o gülüş neydi lan? Abi sadece böyle yaptı bak. O arada ben en son hiçbir şeye inanmayan Ascenk bir hastalıktan kurtulmak için inanmaya başlamıştı ya. Evet. Ve dua ediyorum, diyorum ki ya sana inanıyorsan böyle bir uçan halı falan çıkar karşıma ya diyorum. Benim için önemli yani, hedeflerimden biri uçan halı almak. bir şey at. Aynen. Wisdom check at. Bakalım ne kadar duyuyor yaradan seni. Oy, Wisdom. Şeyde böyle pencerenin üzerinden böyle dışarı doğru bakarken böyle ulan böyle dua ederken böyle pencereden dışarı bakarken böyle üst kattan halı silkelerken bir tane kadın şey düşüyor, halı düşürüyor böyle. Abi tutabilir miyim? Tutabilir miyim? Ya yok, pencereden dışarı bakarken camdan da yani. Ya o anlamda ya. Süzülüyor böyle. Ben yukarı şey yapıyorum böyle, bakıyorum yukarı, diyorum ki taşak mı geçiyorsun benimle yani? Ne gerek var yani? Abi ben geri ateistim ya. Ben dönüyorum. Az ama önce az önce dua ederek kazandığın sevap pointi taşak mı geçiyorsun diyerek kaybettim. Artık olacaksa da daha zor. Hadi kalkın. İyi yedik. Böyle tanrılardan işaret geliyor. Bu nasıl işaret lan diyor böyle. Deyip şeye geçiyoruz. Bu Magic Shop abi. Benim 40 dakikadır geçmeye çalışmış ya. Çok üzdü beni şu anda bu. Üzücü. Neyse. Harbi Almanya. Ya al abi buyur. Bir sigara iç. Yok tütün kullanmıyorum ya. O tütün şimdi değil mi? Pipodaki. Yok. Ağaç. Pipodaki tütün special abi. Mixture abi. Bakire kanı içiyor oradan. Evet. O yüzden bu kadar küçük. Emre? Abi ben bir kamerayı kapatıyorum. Aynen. Emre bir kamerayı kapatmadan başladı işe de. Ya bizi bazı dernek ve topluluklarla savaştırmasanız mı hani esprilerle? Sadece ufak bir hatırlatma yapıyorum da hani bence yapmayın yani. Duyar aşağıya gelsin. Duyar kız çekleri yoruma kalsın. TT'de kendimi ekran görüntüsü olarak görmek istemiyorum. Bakın lütfen yani. Değil mi? Böyle hepimiz koymuşlar. Bu yibleler diye böyle. 78 bin beğeni almış bir de. Dışarıda yağmur yağıyor bu arada. Dünden beri. Oh. Abi ben böyle yüzümü yağmura şey yapıyorum, o kil şey gitsin diye o siyahlık. Yıkıyorum yüzümü. Böyle yağmur şey diyorsun, daha yani biraz açılıyor ama daha yapışkan oluyor böyle. Hala çıkmıyor yani, bir şeyle kurulaman lazım muhtemelen. Neyse, diyorsun. Ormanın şeyi var mı böyle atabileceğim bir şey? Mayjent'le Asen'in suratını silmeye başlıyorum. Güzel. Bir kısmı şey yapıyorum. Çocuğunu öyle seviyorum. Aynen. Böyle şey yapar ya, peçeteli burnuş yaparsın ya böyle. Şey Mayjent'le olan bir şeyi hissedebiliyor mu? Yani diyelim dokunduğu şeyi... Mayjent'i görebiliyorsun. Yok, o görebiliyordu. Yani Mayjent'in dokunduğu şeyi o da hissedebiliyor mu? Sert mi, yumuşak mı? Ha, tamam. Evet, bu şeyse. Ben elini arda çıkartıyorum abi şeyden. Bağını çözüyorum, elini arda biniyorum, tıkı tıkı gidiyorum. Tamam. Sen iyi misin oğlum? İyiyim abi, sağ ol. Aha sen gitti abi. Lan kör oldum. Gülmekten bayılıyorum. Ulaşıyorsunuz şeye. Lan kamera nereye düştü?
Herifin kamerası düştü ve bulamıyor. Merhabalar Esra Hanım, bakın size kimleri getirdim diyorum, nakrini gösteriyorum böyle. Oo, evet. Hoş geldiniz. Hoş evet, dün akşam biri getirdi. Özledik. Bakalım ne diyecektin Etiyan? Benim iğrenç şakam duyuldu mu, bir daha yapmama gerek var mı? Duyuldu, yapma kanka, boş ver. Yemin ediyorum kamerayı bulamıyorum. Sesimize gel. Hasan Bey, üstünden atlayın. Ahmet yakınsın şu an, ışık ışık geliyor. Şu an hareket ettiriyorsun Ahmet. Soğuk soğuk gitti, sıcak geldi ışık geri. Lan oha! Buldum. Arkada Ahmet'in iç çamaşırı koleksiyonu gözüküyor böyle. Mavi don. Etiyan, senin söylediğin bir şey vardı. Efendim, sizde Cloak of Protection bulunur mu acaba? Cloak. Aa, evet. Yani yok, pardon. Bende yok. Ama getirtebilirim demiştim. Geçenlerde de sormuştunuz, yanlış hatırlamıyorsam. Ben yoktum. Bilmiyorum. Evet. Sen sormuştun Etiyan, ben seni yedim. Biz de anlatmadık delik olsun diye. Biz böyle bir partiyiz. Ne kadar acaba? Aa, ne kadar bir fiyat vermişsiniz? Aa, o zaman 900 altına getirtebilirim toplamda demiştim. Ama son zamanlarda kuryeler biraz daha fiyatlar arttılar. O yüzden 1000 altına çıkarmak zorundayım. 900 derken neden bu kadar vurgulu söylediniz? Çok mu fakir duruyoruz? 600 dememiş miydi ya? 600 diye hatırlıyorum ben. 900'dü ya. Hmm. 900 mi? Bana bu çok tanıdık geliyor. Günümüz Türkiye'si. Tancına giriyorsun, zam geliyor kardeşim. Bu ne biçim ülke ya? Arkadaş ya. Tamam. Tancından kafamı çıkartmaya gelmiyor. Hemen suratıma sıçıyor. Dungeon'a girmeden iki ekmek alabiliyordum. Dungeon'dan çıktım, bir ekmek alabiliyorum kardeşim. Böyle enflasyon mu olur? Ben hep bir ekmek alıyorum kardeşim. Enflasyon değil. Sadece kuryeler biraz intileşti. Peki hani size yardımlarımız olsun, bu ticaretlerimiz olsun. Birkaç tane de ekstra almamız gerekecek tahminimce. Bize daha güzel böyle bir fiyat verebilmeniz mümkün mü? Aynı zamanda nakit zaten. Hani yanımızda var para. Direkt verebiliriz. Oruğunun yanına eğilip böyle kulağına şey diyeceğim. Ya. Gözme çakat. Sonra bir usludur. Bir usludur. Persuasion atayım. Yok sen değil. Aklın ya. Okey, tamam. Abi sen ben şey bunu dedim. Ki? Onun teyi. Ben şey korvaya dedim, evet. Ben kolumla dirseğimi dürttüm ya. Bir dur, bir dur diyorum. Orada gireceğim böyle bak. Lak harcayacağım, buna ihtiyacımız var çünkü. Lak mı harcayacaksın? Ya oğlum çok para lan. Oğlum lak nasıl harcayacaksın? Bu Call of Cthulhu'da. Feet var oğlum. Öyle değil. Ha okey. Good enough. Ya aslında ne aldığınıza da belli şey yapar. Bağlıdır o. Hani yani eğer bayağı kasa kasa iksir almayı düşünüyorsanız öyle indirim yapabilirim. Yani 2 tane 3 tane falan pelerin almayı düşünüyoruz açıkçası. Oh. Ne? Oh. Bir persuasion check at it ya. Hayır. O kadar paramız var mı? Yahya. Ben arada göz kırpıyorum. Gülüyorum. Gülümsüyorum. Karizma bakalım ne kadar kötü etkileyecek. Percy iyi lan. Sana şey yapıyor böyle. Şöyle şey yapıyor böyle. Bakıyor sana arkadan. Sağımda hani... solumda kimler var ben bunu yaparken? Nasıl durmak istiyorsanız şeyin içerisinde. Artık kim kendi... varsa vuruyorum. Abi ben Asengin'in bunu yaptığını görüyor muyum? Görebilir miyim yani? Percy şu şakat. Girdiğimiz şekiller asla atamıyorum yani. Ama. Evet, bekliyoruz hala. Evet, asla atamadım yani. Oyun freestyle oldu. Ben göz kırptım, donduk. Heh, evet görüyorsun. Kesinlikle görüyorsun. Abi şöyle bakacağım senin suratına.
yapacağım böyle. Emre şeye var diye biliyorum. Ama şey de fark ediyorsun Rotilion bu sırada. Biraz daha Nakri'nin şeyine, yürüyüşüne biraz daha dikkat ediyor. Öyle söyleyeyim. Reptar. Neyse. Bak şakayı anladı herif, önceden güldü, güzel, yapmama gerek kalmadı. Şimdi bir abaküs çıkartıyor. Öyle. Şey yapmaya başlıyor, saymaya başlıyor da boncukları falan böyle. Ben de diyorum ki biz bunu kazıklarız, sessizce söylüyorum. Ben şey Aseng'e de diyeceğim, bence suyu al. Art direkt olur. Sen... Yani iki neden tane alacağımızı varsayarsak. Abi o sıra oo, bir nomla bir elfin şunu yaptığını görüyorsunuz. Ben de almak istiyor. O çok abi, 2000 gold'umuz yok ki. İndirim yaparsa. Toplayıp yani 1500'e falan getirebilirsek abi bence. Yani abi 500 gold. Medenice bir çözümüm var bu konuda. Yani şey oldu. Bence biz kadını dürelim. Alalım abi eşyaları. Abi, ne olacak? Kaçalım. Sonra da pelerini bekleyelim gelsin diye. Aynen öyle. Mal yok ortada hani. Dükkanda. Pelerini ararken bizi yakalasınlar. Ortada mal yok, getirecek ya. Bir şey söyleyeceğim. Çok uzak bir yere gidip böyle bir dükkan soyup kalsak ya orada. Nasıl? Ha. Şehire gittik. Şey oluyor. Bak. İsimler dönüyor. Ben de şunu istiyorum. Druid nasıl bu kadar soygun mafya yeraltı düşünebilir? Sen hippie bak, bir druidsin oğlum ya. Her şeyi geçtim. Bak sen zaten materyalist değilsin. Bak Ümit'in söylediğine destek olarak söylüyorum ama geçtim. Senden bu tarz fikirleri aklına geldiğinde bize söyledikten sonra bir kere kendini bunu sana başka biri söylüyormuş gibi duymanı istiyorum. Bak bir kere bunu yapsan. Postane arabası soyalım. Abi bunlar beni çıplak domateslediler sokakta. Ben iyi değilim. Ben anlıyorum. Ben anlıyorum diye. Benim intikam almam lazım. Benim evet, o sen... elf kimliğimi bir kenara bıraktım ben. Aynen abi, öyle. Sen artık bir korsansın. Ya Aseng anlıyorsun. Evet ama şey ben şeyin aslında onu desteklemiyorum. Ben yapılan eyleme şeyim yani. Okeyim yani, anladın mı? Hani çalmak, kızlamak hani. Beni çoluk çocuğun önünde madara ettiler. O zaman neredeydiniz? Ey korvo diyor. Neyse. Esta şey yapıyor. Tekrar geliyor. 3000 altından 2650 altına kadar inebilirim. İki taneye. İki bir tane arkadaşımız koydu da. Evet. İki taneye. 1790'a inebilirim. 750 desek. Görsün şimdi şekat. Aa fuck. 2650 için de atın. 2650 çıkartamayabiliriz ya. 2650 çıkartın. Bir de elmas alacağız, hatırlıyor musunuz? Evet, elmas. Ha, onları bir saniye, onları düştük. Doğru. Evet. Elmas için benden. Elmas seni delirtmeyin ha. Tamam tamam, düştük elmasları. Tamam. Ya 1000 en fazla 1800 yapalım. Hamza senin reklamını yaparız. Bizim orada çok önemli. Az önce 1790 savaşçıları falan gelip senden alışveriş yapmasını söyleriz. Öyle söylemedim. 1850. Ha öyle mi? 1890 mı? Ne diyormuş? Ya yani... ne yapalım? Toplayalım mı? Ben... Bakalım bir toplamaya çalışalım o zaman. 2650 altınsa eğer kişi başı 883 oluyor 3 kişi alacaksa. Bence değer bu. 650 demedim. 3 tanesi için 2650 demiştin ya. A, pardon evet evet 3 tanesi için o kadar. 1650 evet. Bir tanesi için. Bu arada iyi. 1850. Evet. Ya bu arada dediğime olmaz mı? Ben kadına dönüp diyorum yani biz Han'da çok fazla tanıdığımız var. Orada kalıyoruz. Savaşçı tanıdıklarımız da çok bizim gibi. Hep sana alışveriş yaptığını söyleriz. Reklamını yaparız. Bir persuasion check biz out. Getireceğiz. Aa aslında Aseng senin dediğin doğru. Bir saniye. Bir saniye abi telefonum çalıyor çok. Tamam. Bizim şu şeylerle randevumuz yok muydu? Onlara girmeyecek miydik? Adını okuyamıyorum. Landsknecht Birliği'ne. Evet evet. Onların şey diyor, gidecek. Onların çoğu zaten benim dükkanım biliyorlar ama.
Aa, bir şey soracağım bir daha. Yiyorlar ama alışveriş yapıyorlar mı? Tek müşteri misiniz değilsiniz abi. Tabii ki geliyorlar. Hanımefendi şey, peki büyülü eşyalarla ilgilenir misiniz? Ben Asenge dönüyorum hani. Güzel. Ne var elinize? Moving Eye yine jar'ı gösteriyorum. Özelliğini söylüyorum. Ne be? Ha. Ya bu gözden görmenizi sağlıyor. Bir yere bırakırsanız. Bir nevi clear boy. Güzel. Doğru, biz niye her şeyi bilenir misin? Tatmaya çalışalım, çok mantıklı. Bir persuasion check at. Persuasion. Başkaları da dahil olsun. Özellikle herhangi bir yerdeyken burayı gözlemenizi sağlayabilir. Herhangi bir hırsız şeyiniz varsa sonra yaşayabilirsiniz. 400 altın verebilirim. 400 mü? Gülüyorum yani, evet. Direkt gülüyorum. Bu ne yani? Kusura bakmayın. Yani bunu ben de yapabilirim çünkü. Yap. Haklı. Ya. Yap. Yap. Pardon. Ben do it. Gerçekten pardon. Çok merak ettim. Ben Rotilyon tutuyorum. Bence evet. Bence de satalım. Peki aynısından hiç görmüyor muyum dükkanda? Aynısından görmüyorsun. Abi bu çok değerli bir şey. Çok ucuza satmıyorum. Ben bir insight atmak istiyorum. Ben de atacağım insight. Bunun ne kadar yani bu verdiği fiyatta bizi ne kadar adil davrandığını öğrenmek Led istiyorum. Led kazıklıyor bu arada. Ben de insight atıyorum bunun için. Tesla bizi çok kazıklamaya çalışmadı arkadaşlar. Ama bizim magic item fiyat bilgimiz yok ki. Şimdi fark etmez, ben kazıklanmak için diyorum. Tesla size karşı sempatik, bunun farkındasınız ama biraz daha adam akıllı şeyler yapmaya çalışıyor. Kararlar vermeye çalışıyor. Kar da sağlamaya çalışıyoruz. Size karşı herhangi bir şey yok. Hani fiyatta aslında fena değil. Hani çok da sizin için mükemmel olmasa da, optimum olmasa da gayet siz yani herhangi bir şekilde kazıklamaya çalıştığını hissetmiyorsunuz. Ben iyi görüyorum Etiyan. Bir dakika. Bir dakika. Bu çizmelerden bahsediyorum. Çantamdaki giymediğim çizmeler. Bunlar neydi diyorum özelliği. Ben onu sordum ama cevabını almadan konu kaynamıştım. Ben sana söyledim. Hatırlamıyorsun herhalde. Stealth'ine avantaj veriyor. Sen heavy armor'da dezavantajlısın ya. Onun ötürlüyor kanka. Tak onu. Süper bir şey kanka. Onları tak hani. Onları tak hani. Onları satma gibi bir ihtimalimiz yok yani. Öyle bir şey geçiyorsa aklıma. Tamam. Giyiyorum. Gip sattı. Orada bir anda botlarını değiştirmeye başlıyor. Aynen. Ha, ben güzeli bir de 50 altın alıyor sadece. Yani. Ben gözü alıyorum Etienne'in elinden. İzinle diyorum. Şey, masanın üstüne koyuyorum. Uzatıyorum. Hani şeyleri, pelerinleri de almayı düşünüyoruz tahminimce. Ha. Değil mi arkadaşlar? Bir de stone'u... Bir iki eşya daha var arkadaşlar. Onları da göstereyim istiyorsanız. Dön bakalım tabii. Emre, sarı site RP'si yapalım. Takas fiyatımız farklıdır abi. Gözlük verip karşılığında... Emulet of Voice Change'i çıkartıyorum. Takıyorum boynuma. Konuşmaya başlıyorum. Konuş bakalım. Merhaba hanımefendi. Ne kadar güzel bir hanımefendisiniz. Acaba bu eşyayla... Maskülen bir... ...denir misiniz diyorum, koyuyorum. Aha. Fena değilmiş. tabii... İnceleme izin verirsen tabii ne de olmasın. Oluyor böyle. Buyurun. Gözlerin parladığını görüyorsun. Bir bakıyor. Buna bunu biraz 80 altın verebilirim. 80. Bir takıp dener misiniz? Belki fikriniz değişir. Yok. Teşekkür ederim. Bir de böyle. Şeyi çıkartıyorum. Cebimde bir kolye vardı. Identify atmıştım. Ne olduğunu anlayamamıştım. O kolye bu kolye. Hayır. Doğru lan, o düz kolye. Tamam. Örümcekler orada. Bunu da koyuyorum. Diyorum ki ben bunu buldum. Identify'lamaya çalıştım. Anlayamadım. Bir de siz bakın isterseniz. Koyarken masaya bir charisma saving throw at. Charisma saving throw. Aynen. Ah. Şeyi eline sokuyorsun, tam bahsetmeye başlıyorsun. Vazgeçiyorsun. Başka bir şey yok mu Etiyan? Yok ya. Ben yanlış hatırlamışım. Ya da var mıydı?
Insight atabilir miyim buna? Yok, sen rolüne devam et kanka. Sen tam daha var bu arada gerçekten. Sen savunacaksın. Ben ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Daha var ama. Polye hükmetti. Ya, Polye hükmetti şu anda. Duvardan biri beni dövüyor şu an böyle. Arkasındaki dolaptan çık. Yapma tamam. Ben insight atabilir miyim buna? Yok, yoktu ya. Bakalım. Abi bir şey atmalıyız. Bizde 3 tane daha item var. Biz bunları hiç kullanmadık. 4 tane hatta. Atnalı, kolye, taç gibi bir şey var ve zilimiz var bizim. Biz abi bu zili... O zil çok işe yarayacak bir şey de. Atnalı işe yarayacak bir şey değil. Bence atnalı da satmayalım. Atnalı neydi? Hatırlıyor musunuz? Bir kapıdan bir şeylerin geçmesini engelliyordu. Değil mi? Evet. Zilde bless tarzı bir şey basıyordu galiba. Yok. Confusion basıyor. Hmm. Ne basıyor? Confusion. 15. Confusion mu basıyor? Etiyen bir deception check at. Deception. Deception'ın evet. Yüksek değil değil mi? Değil. Yok. Güzel. Çok bariz. Bir şey söyleyecekti ama vazgeçti. Biz anlıyoruz yani bu kolyenin. Ben anlayabilir miyim? Sadece Milo, ben de insight attım. Ben de insight attım onun için. At insight. Attım. Atmış mısın? Evet sen de anlıyorsun. Yok bir şey söyleyecekti ama vazgeçtiğini farkındasınız yani. Ama abi bir şey ben nakşi yani. Biraz kenara çekip şey diyorum. Biz ne için pelerin alacak? Ben unuttum ya. Bu bahsettiği pelerin bizi iyi koruyabilecek bir pelerin. Büyülü saçma bir şey ya. Kılıç vuruyorsun şey. İşlemiyor. Ya işlemiyor. Tepiyor falan. İyi bir pelerinden bahsediyor da. Bir de Etiyen'de bir şeylik var. Bir terslik var. Başka evet, nasıl büyülü itemleriniz ben, var? Ben bunu fark etmemiştim. Nakin dedikten sonra Etiyen'i inceliyorum. Daha satacaklarımız var. Artık geçti. Tamam. Etiyen'i inceleyecek bir şey kalmadı. Başka ne var Etiyen? Tamam. Pipe of Fallout var. Onu da çıkartıp koyuyorum. O işimize yarayacak bir şeydi ya. Onu vermeyelim. Ne kadar ediyor bir baksın ne kadar veriyor onu. Alıyorum da gözleri parlıyor bir görüyorsunuz böyle bir ışıltı geçiyor göz önüne. Buna 150 altın verebilirim. Siktir et kalsın bizde. Şeyi teklif edemiyor muyuz? Şimdi belli bir şekilde para verelim geri kalanı da getirelim yani bize bu kadar güvenme ihtimali yani var mı? Yok zaten itemleri daha sonra gelecek şu an elinde yok. Hani biz istiyorsak bu pelerinleri sipariş vereceğiz. Kaç gün? 6 gün müydü? 5 gün müydü? Yok be. Kuryeler daha fazla para alıyorsa 3 güne getirirler herhalde. Kaç gün? Kaç güne gelir bunlar? Kaç güne gelir? Bir hafta içinde gelir. Abi, benimkine çekiyorum diyorum. Biz de o zamana kadar gidip altın şey almamız lazım ya banka için. Banka için gidip altınları alalım, biraz para kazanalım. Ama gelip pelerini alalım yani. Eğer bu kadar para sıkıntımız varsa bunu yapabiliriz. Mantıklı. Önden bir miktarını veririz. Geri kalanını da dediğin gibi mallar geldiğinde veririz. Doğru diyorsun. Bir hafta sonra bu fiyatın değişmeyeceği için de anlaşalım. Çok mantıklı. Yani bir hafta sonra ya bir şey oldu bu kadar arttı demesin yani. Gözü satıyoruz. Asik kapora mantığını buldu. Satıyoruz. Adam orada bir şey icat etti hani. Hı? Yok maalesef sizden parayı almam gerekiyor. Eğer gelmezlerse parayı aldıysam ben size yaparım. Ama biz bak buraya hep geliyoruz. Lütfen bize yardımcı ol bu konuda. Bak canım. Ben de Viyana'dan bir şeyler satın alıyorum size buradan. Burada vermek için. Yarın öbür gün karşıma çıkamayacak durumda olursanız veya kaçıp giderseniz ben elimde malla kalmak zorunda kalıyorum. Birden fazla benim başıma geldi. Tekrar gelsin istemiyorum. O yüzden o malı çekingelim. O malı satabilirsin fakat biz sana zaten önden biraz ödeme yapacağız. Ve biz biraz sana para vermiş olacağız. En az yarısını verebiliriz. Aynen öyle. Yani en kötü malı alırsan başkasına satarsın ve ekstradan altın da olur. Nakrim ve Rotilyon ikiniz şey yapın. İyice. Çak. Önce bir at. Rahat ol kardeşim. Ben onun için ayrı. Atma bence. Ben avantajlı atayım. Yok artık. Artık. Lan beni bile ikna edemediniz. 10 attık. Aynı 10 attınız değil mi? Yok. Olur ya. Kusura bakmayın. Benim spesifik bir şekilde bir çalışma şeklim var.
ona tutunduğum için kar elde ediyorum. Öyle yapacağız madem. Bakalım. Gözü satıyoruz. Bu kolyeyi satıyoruz. Etiyen başka bir şeyimiz var mıydı? Başka bir şeyimiz var mı? Düşünüyorum. Pipe'ı satmıyor muyuz? Pipe bizde kalıyor. Düşün. Atnalı demiştik. Sattıklarımız. Atnalı bizi çok Ork talisman. Bunlardan kurtarabilir Ork aslında. Ork talismanı var bizde. Ork talisman mı? Bir şey yarıyor mu bu? İşe yarar bir şey mi? Bazı... evet. Ork talismanı. Çıkartıp gösteriyorum. Kalktı öyle böyle. Bu ne ya? Kötü kötü kokuyor. Şey yapıyor böyle. Identify büyüsünü yapıyor Etiyen. Sen fark ediyorsun artık bunu. Üçüncü defa yapınca. Gözleri parlıyor böyle. Yo, bu dini bir obje. Atıyor böyle, koyuyor. Buradaki bu mundane gold piece nedir bu? Bir altın parçacı abi. Tamam ya, ne yani? Saf altın mı? Saf altın. Etiyon olmadan taşı çıkartıp gösteriyorum. Bunun ederi ne diye soruyorum. Şöyle şey yapıyor. Bir identify atıyor böyle. Oh. 16 diyecek bak şimdi. Oğlum very rare falan o item, söyleyeyim metasını. Buna... Daştı bu arada hani. Öylesine taşıdığımız bir daştı sadece. Legendary item çıkıyor bu daş. Yok o kadar değil. Buna eğer şu anda ayrılmak isterseniz kasamda o kadar para var mı ki? Şey yapıyor böyle, gidiyor arka tarafa bakıyor böyle. Geri dönüyor. Buna 25 bin altın verebilirim. Oha! Satılan! Satılan dur! 25 bin altın veriyorsa bunu bir... Herkes insight check atsın. Kim düştü? Abi adam 25 bin altını duyunca düştü. Bayıldı. abi. Evet. 25 bin. Insight'lar. Insight'lar attınız. şöyle bir saniye. Bize ne işe yaradığından bahsedebilir misin tam olarak? Ben söyledim ya oğlum. Sen bazı şeyleri anlayamadın. Bunu satma konusunda kimsenin şüphesi yok galiba ya. Şöyle ki satmama. Bunu hepiniz anlıyorsunuz. Anlamayan kimse yok bunu. Evet gerçekten çok pahalı. Evet gerçekten 25 bin altın yine çok fazla para. Ama bunun ederi 25 bin altından daha fazla. Hani. Şey dedim. Ne kadar fazla yani bizi ne kadar dolandırdığını falan. Hani bizi çok kazıklamaya çalışıyor gibi bir şey olabilir mi? O kadarını anlayamıyorsunuz. 2.20 bir 15 emin misin? Evet. Allah bizi kahretmiş. Ne işe yaradığından bahseder misin biz? Yok, o da yüksek attı o yüzden. Neyse. Tamam. Bu öncelikle sizi çok daha farkında. Farkındalığınızı çok daha fazla arttırır. Karanlıkta görebilmenizi sağlar veya karanlıkta görme yetinizi arttırır ve dediğim gibi bazı insanların görmediği geçitleri, kapakları, bu tarz şeyleri daha rahat görebilirsiniz. Benden fazla bir şey söylemedi bu da. Evet. Şimdi ya da bilgi tutuyor ki daha ucuza alabilsin. Şey diyeceğim. Sadece bu kadar mı? Yani ne demek? Bu kadar mı? Bildiğin kadarıyla bu kadar. Daha
Identify büyüsünü yaptım. Sen de biliyorsun bu büyüyü. Evet. Ya sordum ya, bir şey yapmadım. Neden kızıyorsunuz hanımefendi? Bir şey söyleyeceğim hanımefendi. Biz biliyorsunuz beraber iş yaptık. Yapmak da isteriz. Fakat biraz az bir fiyat verdiğinizi düşünüyorum. Evet, bence de. Yani bence bunun ederi daha fazladır. Çünkü farkındalığı arttırması, tuzakları veya gizli kapıları göstermesi, bunlar fazla işlevsel özellikler. Öyle değil mi Nakrin? Karizması yüksek olan. Doğru. Bir persuasion check atın be. Kim konuşmuştu? Nakrin'i de konuşmaya dahil ettim ama sırf evet. Bu yüzden. Ben bakıp hani olmayan saçlarımı şey dalyanarak doğru. Abi ben avantajlı atayım ya. 21 olsun. Tamam öyle olsun. Nakrin sen bir düz karizma at. Ha, okay. Avantajlı attım. Ha, ben tamamen şeyi oynuyorum hani. Okay. 20, wow. doğru. Rotelon sen persuasion atmadın. Attın mı? 60. Aynısını 60. kritik attım. 21 attı o bu arada. Ben de karizmadan 20 attım. Şöyle ki sorun şu. Daha fazla size para veremem. Ha, sahip olduğum bu kadar. Mallarla karşılayabilirsin bunu. Dert değil. Evet. Veya... Falan diyor ya. Aynen. Ulan var ya. Kor mu? 25. Kor mu? 25. Bir persuasion check at son olarak. Ama bunun için persuasion'a gerek var mı ya? Son bir persuasion check at. Hadi oğlum kemik. Hadi bakalım. Hadi oğlum kemik. Ananı s**k. Yani şöyle ki yanına bir şey daha katabilirim. Bir şey derken bir şey söyleyeceğim ben. Birkaç bir şey daha katabilirim. Elimdeki bu en yüksek olan arasında bir şey diyeceğim. O zaman şöyle yapalım. biz sana karşı dürüst olduk. Senden de aynı şeyi bekliyorum. Bize tam olarak bunun ederini söyle. Başka bir yerde biz bunu satmış olsak bile parasını burada harcayalım. Çok fazla malzemeye ihtiyacımız olacak. Hepsini senden alırız. Ama bize tam olarak ederini söyle. Belki kasanda olmayabilir. Bu çok normal. Eşyayla da yapabiliriz eğer karşılayacak eşya. İyi dedi. İyi dedin. Rotilion bu arada inspiration abi. Ben olsam direkt bu. Yok, tekrar atmasan gerek yok. 21 devam ediyor zaten şu anda. Bir devam ediyor. Aa, nice. 35 bin altın. Market fiyatı bildiğim kadarıyla. Bir daha insight check. Yok yani, kanka. Şöyle de yapalım. Her şey. Yok, zaten kritik attım ya, doğru söylemiştir. Abi. Yok, şimdi yalan söylüyorsunuz. Taşı versek, bütün partiye 6 tane pelerin alsak, üstüne 2 tane falan da eşya verse bize bence kafi. O kadar vermeyi düşünmüyor ama galiba. Hatta ama yok dur, 25 bin dedi. Veremez. Ne kadar verebilirsin veya şöyle söyleyeyim, mallarla karşıladığın kadarıyla ne kadarlık bir şeyini karşılayabilirsin, ona göre şey yapalım. Ya biz şu an burada biz bir eşyamızı satmaya çalışıyoruz. Biz şu an burada ticareti tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim bazı eşyalara ihtiyacımız var. Sen bunu satabilirsin ki bizden aldığın fiyatın üstüne karla satacaksın. İlla ki bu normal. Normal olan bir şey yani. Burada bir problem ticaret... Problem şu. Eğer bunun üstüne karşılamaya kalkarsan marketteki, dükkandaki bütün rafları boşaltmış olursunuz ve bu benim için iyi bir şey değil. Raflarımda herhangi bir eşya olmaması sürekliliği benim için daha iyi. Ama 30 bine bu küreden ayrılmayı tercih ederseniz o zaman şeyler düşünebiliriz. Abi, şöyle yapalım. Tamam diyelim bence ya. Dur. Dur bir dakika. Biz başka bir yerde satamayacak gibi niye davranıyoruz biz bu itemi? Yani. Şehir şehir gezeriz bunun için. Bizim toplam 5000 altınımız yok. Biz 5000 altından nasıl bu kadar kolay vazgeçebiliyoruz? Sayılar büyüdü diye ne kadar da şey olduk lan.
Ama rahat. Şehirden ayrılmak rahat. Risk demek. Artı başka göreceğimiz tüccar Esta kadar sempatik olacak mı bilmiyoruz. İkna edebilecek miyiz? Tamam. Teşekkür ederim. Sana bir düşüyor ama neyse. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Başka nasıl büyülü aletlerin var? Yani bize satabileceğin ne var? Bu takası belki basitleştirmek için işe yarayabilir. Mesela 10.000 altın eden bir şeyin var mı? Gibi. Veya getirtebilir misin? Yok ama dedi ki elimi bütün dükkanı boşaltmam lazım dedi. Abi bir saniye telefon. Bir şey var. Ya mesela senin... Evet, altın stoğunu bitirmektense hani bizim işimize yarayacak bir şeylerin varsa zaten hem senin elinden de çıkmış olur. Parayla da eşya alacağız zaten çünkü abi. Aynen öyle. Elimde bir dokunulmazlık eski iksir olacaktı. Onu yanına koyabilirim. Ne işe yarıyor bu? Potion of Invulnerability. Şöyle bir şey. Biraz OP bir şey, ben biliyorum ne olduğunu. Ölümsüz mü olmuş mu? Şey yapıyorsun, bütün hasara şey karşı direnç sağlıyor. Direnç sağlıyorsun bütün her şeyden. Bir dakikalığına. Aynen. Bir item böyle şey 10 dakikalığına DM yapıyor bir oyuncuyu. Güzel olmaz mıydı lan? Komik olurdu bence. Yeah. CTRL-C itemleri spamla yeri. Magic items klasörü. Ve yanına birkaç tane bunun... Ya bir tane yok oruçana, canın 100 oluyor falan böyle. Bunun yanına birkaç tane de şifa iksiri koyabilirim. Peki. Henerinden, Clock of Protection'dan kaç tane getirtebilirsin bize? Bir seferde 5 tane getirtebilirim. Ne kadardı bunların değeri diye dönüyorum partime soruyorum. 3 tanesi 2650'ye anlaşmıştık. Şu an bizim pazarlıkla indirdiğimiz fiyat kadının zararına oldu. Çok kötü ya. 5300'e yok. 5300'e 6 tane oluyor. 5 tane getireceğini düşünürsek. 2 tanesi 1890'da 2650'nin üzerine koyarsanız matematik size. Şöyle yapacağım. 833 altın mı yapıyordu öyle Emre tanesi? Evet. 833 çarpı 5. 34'ten. Hesapla. 834. Aşk olsun. O bu kadar bir alışverişin üstüne bir de Clock of Protection'lerden. Harbiden alalım kadına ya. Zaten kasası boşalacak kadının. Evet. Ne diyordu ben anlayamadım. Bu kadar. Clock of Protection'lerden. Bu Clock of Protection'lerden de bir indirim mi alacaksınız bu kadar? Büyük bir alışverişten sonra. Aşk olsun. Kadın o kadar güzellik yaptı birader. Şimdi hiç şey yapma. Kadın bize hiçbir güzellik yapmadı şu an. Ama... Önceden yaptı. Yaptı mı? Yaptı. Biraz yaptı evet. En azından dolandırmadı bizi. Ya doğru. 30 binlik alışveriş yapacağız. Sen buna 5 bin kar koyacaksın. Bence yine biraz daha kardasın. O abi kadın bize... karda olacak zaten. Sen bize 25 bin gold nakit verebilip üstüne mi bir şeyler verebileceğini söylüyorsun? Doğru mu bu? Doğru mu anladım? 25 bin gold nakit almayı tercih etmem. 25 bin Yok. Gold nakit alacaksınız. Üstüne Potion of Invulnerability bir kasa şey verecek. Şifa iksiri verecek. Bence değil. Abi Potion of Invulnerability çok şey değil. Çok değerli olabilir ama çok işlevsel sayılmaz bence. Bence sayılır bu arada ama... Abi, Dragon'la falan savaşmıyorsak sayılmaz. Ki ona da daha 17 level'ımız var. Emre, vampirler tarafından kovalandın. Ve bu benim suçum değildi. Ama kovalandın. İşte buna rağmen kovalandın. Anlatabiliyor i̇şte, muyum? Yok, olabilir. Bunun olma ihtimali şey yapmıyorum. Ben diyorum ki... Dur bir dakika, 25 öyle... Şöyle anlaşmalıyız. Kaç hesaplamıştı? Ama... Kaç hesaplamıştınız Clock of? İhtiyacımız olacak bu görevde. Abi meta yaptırtmayın bana. Neyse. Söylemeyeceğim. Bu görevde ihtiyacımız olacak. İsterseniz bu taşı alalım.
Hani birkaç tane bu arada necromancer diyorum. Kripte girmemiz gerekecek birkaç tane büyük ihtimalle ölülerle falan savaşacağız. Bence ihtiyacımız olmayacak. Bence ihtiyacımız olmayacak. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle söyleyeyim. Şu an biz 5 tane Call of Protection şeyi siparişi verip bu 25K gold'u alıp yani buna okey veririz. Vereceğini düşünüyorum çünkü 29 küsürlü bir şey oluyor. 30K bile olmuyor gold'u. Yani 30'a falan daha fazlasına şey olmuştu. Belki bir şeyler alırız üstüne bilmiyorum. Buna anlaşıp daha sonra kalan parayı da bir şeyler alıp devam edebiliriz. Yani üstümüzde tutacağız diye bir şey yok. Buradan çıkacağız ama yine bunu hemen harcayacağız yani. Nerede? Etrafta eşya alabilecek bir sürü yer var. Kaya yatırırız. Gelir çekeriz sonra. Çünkü şöyle 5 tane Clock of Protection'ı indirimsiz fiyatından yapalım bence. Ne diyorsunuz evet. diye soruyorum partime. 900 ben gold demişti. Ben de öyle düşünüyorum zaten. 900 gold demişti. Bin. Yanlış hatırlamıyorum. 1000. Hayır ya 900 demiş. Ha 1000'e çıkmıştı. Tamam. Bize biraz dürüst davrandığı için indirimsiz fiyatından ben almaya takaslamaya okeyim. Ben de okeyim. 1000 artı 25'ten hesapladığımız zaman 30.000 oluyor. 30.000'in üstüne bir şeyler vermeyi düşünür müsün diyorum. Şey, arkadan bir kasa çıkartıyor böyle. 30'luk bir şey böyle. Basic Healing Health Potion kasası böyle. Güzel. Ben okeyim arkadaşlar. Abi bakın 5000 gold daha zarardayız bu karsız fiyatı. Ben okey olabileceği şeyim de bu bir kasada kaç tane var abi bunu hesaplamadan yani 1000 tamam, gold mu? 1000 gold mu ediyor bu? Ne kadar ediyor? 50 çarpı 30 kaç yapıyor? 1500. Tamam neyse ya Allah kahretsin. Tamam. Elimi unutuyorum. bu şekilde bu teklifi okey misin? Senin için uygun mudur? Bana mı soruyorsunuz? Evet. Yeah. Evet. Tamam. Ben hala satma taraftan değilim ama size kalmış arkadaşım. Bence satma. Niye ya? Abi saçta başka bir şey var. Hala parmağımı koyamıyorum üstüne ama o taşta varsa başka bir şey var. Ya şöyle söyleyeyim. Varsa bile... Varsa dönüp şey diyorum yani varsa bile biz şu an o olan şeye rağmen ederinden altını almıyoruz. Çok fazla. Yani varsa bile daha iyiyse bile şu an bilmediğimiz bir özelliği varsa bile. Yani biz bunu çok da kaybedecek, yıkılıp gidecek bir şey yapmıyoruz. 25K kazanıyoruz biz. Bir saniye biz ne kadar salağız ya diyorum. Bu kayayı alıyorum bakıyorum. Bu kayanın içinde bir şey olma ihtimali yok mu? Sizce yani... gerçekten taştan mı bu kadar büyülü bir şey var? Yani ben 25K'lık şimdi... taşın içindeyi öğrenmek istemiyorum. Bak Cengiz'im. Büyü böyle işlemiyor. Etiyen arkadaşın sana belki biraz daha ayrıntılı anlatabilir. Veya ben biraz daha ayrıntılı anlatabilirim eğer. Değil mi? Buyurun ben buna bir şeyler anlatamıyorum. Lütfen siz anlatın buyurun. Öyle mi? Evet. Akşamleyin gel anlatayım. Bu aranıyor yani bu bir başka bir şey. Ben kayayı koyuyorum. Hadi gidelim. Ya, şamamıza gerek yok. Nikasa potion. Is complete. Potion of invisibility. Invisibility alıyorum abi ben bir tek. Trade'e şey eklendi. One night stand de eklendi. bir basış. Yok. Invulnerability çıkardınız ya şeyden. Evet. Çıkarttık o ya. Ha, onun yerine kasa aldık tamam. 30'luk basic health potion kasası geldi onun yerine. Ya. Neyse. Üstüne tamam. Bir de 5 tane Clock of Protection aldık yani. Evet. Yani aynen. Üstüne 25.000 gold dedi. Verdik 25 zaten veriyorum. Tamam takası elimi uzatıyordu. Elimi uzatıyorum ben de. Anlaştık dedim. Peki bana şeyi söylememişti. Elinde başka büyülü item var mı demiştim. Şeylerde bir sik yok. Hayır. Bütün dükkanı boşaltmam gerekir dediği zaten 3 tane eşyası varmış. Nasıl? Ha, yok. Daha başkaları da var da hani onlar da arada fiyatlar hani. Tamam. Hani dükkan dolu dursun hani dükkan da boş durmasın. Ha, onu istiyor tamam. Yani. Şey. Ya, hayır. Ya haklı olarak. Biz şeyi yapabilir miyiz? Ben hani satın alacak item aradım aslında o yüzden. Yani ha. Belki işimize yarar diye.
Var mıdır yoksa? Geçen gün girdiniz zaten. Ha zaten okey. Tamam. Cloak'ları getirtiyor. 25k altın aldık. Bir kasada potion aldık hani. Altını... Ben şu an bu altını nasıl bir şeyde saklayabiliyoruz? Bir sürü büyük keseler değil mi? Hemen yanında kuyumcu var. Girelim mi? Hayır. Siz kuyumcuya giderken biz hemen ufak bir ara verelim. Bir 10-15 dakika sonra tekrardan görüşelim. Ve bunların hepsini o zaman halledelim. Hadi bakalım. Değerli izleyiciler, ne yazık ki çeşitli teknik aksaklıklardan, çarkı feleğin saçma sapan önümüze koyduğu sonuçlardan ötürü yarı bitmeden bugünkü session'ı bitirmek zorunda kaldık. O yüzden kusurumuza bakmayın. Beğenmeyi unutmayın videoları, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bir sonraki cumartesi saat 19'da tekrar görüşmek dileğiyle. Bizi iyi bakın.